Senin yaran var. Ne kesiği bu? Hop! Senin hakkında senden daha çok şey biliyorum artık doktor. Aklından bile bir şey geçirirken beni unutma sakın. Bütün bunlar abim için, yoksa senin o pis kanlı ellerine dokunmam ben, anladım. Bir daha sakın dokunma bana. Bu filmi senin için çeviriyoruz doktor. İnan senin hayatını bağışlamak bana da pahalıya mal oluyor. Hadi. Öldürmeyen güçlendirir. Merak etme. Aklımı indireceğim. Abinin mürüvvetini görmeye niyeti yokmuş demek ki, baksana. Sen ne biliyorsun ya? Sen benim hayatım hakkında ne bildiğini sanıyorsun? O adam kim biliyor musun? O adam benim abim değil, o adam benim babam. Anladın mı babam? Küçücük yaşta öksüz yetim kalmış kardeşini okutmuş, büyütmüş, yaşatmış abim. Babam o benim. Benim için kendi hayallerinden vazgeçmiş, polis olmuş, anladın mı? Ama ben bunca senedir onu tek bir kere hayal kırıklığına uğratmayan ben onun başını yere eğdim senin yüzünden. Ama sen tabii bunu nasıl anlayacaksın? Çünkü hayatım boyunca acaba gerçekten bir insan için kendinden vazgeçtin mi? Ben sana cevap vereyim, hiç sanmıyorum. Bırak, dokunma. 5 dakika insan ol be. Kolum acıyor, bırak artık, bırak. Yüzümü yıkayacağım, bırak. Bırak. Anlat bakalım. Bir de senden dinleyelim şu aşkı. İstesem tek kelime bile etmem. Beni konuşturamaz. Ama akraba olduk. Karımın abisisin sonuçta. Anlat. Nasıl tanıştınız Aslı'yla? Beyrut'ta. İnşaat işi yapıyordum. Aynı otelde kalıyorduk. İlişkimiz başladı. Abicim. Bak ben sana anlatmıştım, hatırlıyor musun? Bundan 2 sene kadar önce Beyrut'ta bir mülteci çocuğu ameliyata gitmiştim ben. Hatırladın mı? Orada tanıştık biz Ferhat'la. Yemeklerde bulunduk birlikte. Sonra ben anladım ki benim ameliyat ettiğim çocuğun babası Ferhat'ın inşaatında işçiymiş. İlk görüşte aşk diyorsun yani, ha? Kader diyelim be kayınço. Kader. Ferhat çok yardımcı oldu bana ameliyat süresince. Sonra biz bir 2 hafta kadar da hiç kopmadık. Hemen hemen her gün birlikteydik. Ama sonra işte ben döndüm. Çin'e, inşaatlarının yanına gittim. Telefonum bozuldu. Numarasını aradım ama bulamadım. Çok istedim. Dediği hastaneye gittim. Orada da bulamadım. Yani işte başta insan yaz aşkı zannediyor. Ben de öyle sandım. İşte, ta ki 2 gün önce karşıma çıkana kadar. Görür görmez evlenme teklifi ettim. Aileler de karışmayacaktı aslında ama annemin iş güzelliği işte. Anlatacaktım abiciğim. Yani niye anlatmayayım? Tabii ki anlatacaktım. Ama bir şey oldu, olmadı. Çok ani oldu. Yani yeri geliyor, biz seninle haftalarca, aylarca görüşmüyoruz abiciğim. Ben hiç bu kadar merak edeceğini düşünmedim. Özür dilerim.
Üzerinde ne vardı tanıştığınız gün? Kırmızı bir elbise. Çiçekliydi. Senin bana aldığın kırmızı çiçekli elbise. Elinden kemerli. Aslı'nın bir doğum lekesi var mı? Evet. Evet var Sherlock Holmes. Hı? Tam burada. Buluta benziyor. Niye şaşırdın başkomiser? Beyrut'a gitmişsin, odanda görmüştüm. Biz de orada inşaat işi yapıyorduk. Araştırırlarsa tutarlı durur. Biz orada tanıştık, anlaşıldı mı? Aşağıdakilerin hepsi senin ailen. Kimine soracak ki? Abin her yerde seni arıyormuş. Kayıtlara geçtiği için nikah öğrenmiştir. Şimdi yolda bile olabilir. Ona güzel bir aşk hikayesi vereceğiz. İyi rol yapacağız yani. Yaparsın değil mi? Yoksa abinin cenaze namazını kılarız. Beyrut'ta bir çocuğu ameliyat etmişti. Abime söyle, hatırlar. Kafama silah dayadılar. Zorla evlendim desen, tamam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Tamam, affet. Ne dersen de, kalbim de, gönlüm de almıyor bu olanlar Aslı. O zaman karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına. Tek bir hedefleri var Aslı. Abin. Tamam bak. Özür dilerim ama lütfen abi. Bak Ferhat da, ben de, ne diyorsak o, tamam mı? Bunun altında başka bir sebep arama. Lütfen arama. Ne yapacağız savcım? Ezber etmiş gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Kendimden şüpheye düşürdüler beni. Hiç düşme. Az önce baştan aşağı Ferhat Aslan zekasını izledik. Bu adam hep böyle. Yaratıcılığın sınırları yok. Siz bayağı fikir sahibisiniz bu Ferhat Aslan'la ilgili. Sana. Oldukça kişiselleştirmişsiniz. Kardeşini kurtaramayacağız ama. Bırakmak zorundayız. Tek çaremiz soruşturmayı devam ettirmek. Ferhat Aslan'ı ve Namık Emirhan'ı silah kaçakçılığından içeri almalıyız. Aslı da ancak böyle özgürlüğüne kavuşabilir. Neler olur Savcı Bey? Neden tutuyoruz? Suçlama var dediler. Çalıntı araç dediler. Araç iki gün önce bulunmuş. Daha nikahları yeni kıyılmış bu gençlerin. Mağdur etmişiz insanları. Hem de böyle bir gecede. Namık Bey arayıp duruyor. Mahcup olmayalım bu insanlara Savcı Bey. Mühim insanlar bunlar. Bırakıyoruz Müdür Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dileyip bırakacağız. İyiyim, sen? Seni gördüm, daha iyi oldum. Acıktın mı? Biraz. Tamam, bir tane. Geçecek. Hadi gel.
Gel seni hisara götür. Tamam. Gecemiz için hiç güzel bir an olmadı kayınço. Görüşürüz abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.